Ben sana elimden geleni yaparım, bana güven demiştim değil mi? Daha dur bakalım. Behlül ahırda yüzük aramaya başladı bile. O yüzük Nihal'in parmağına bir daha takılmayacak. Nihal dağıldı. Adnan Bey'in de içine kurt düştü bir kere. Sen de bunun üzerine gider, Nihal'e sürekli işlersen tamamen koparlar. Behlül ağzıyla kuş tutsa yaranamaz artık. Bülent. Ne oluyor Bülent? Bizi mi dinliyorsun? Yok. Matmazel sana özel konuşmaları dinlemenin ayıp olduğunu söylemiyor mu hiç? Yoksa aksini mi söylüyor? Sizi dinlemiyordum. Niye gizli gizli geliyorsun o zaman? Niye varlığını hissettirmiyorsun? Çok ayıp. Ben bir şey duymadım. Bihter korkutma çocuğu. Aa, şakada bir yere kadar. İnandın mı gerçekten? Yapma lütfen, bu kadar alıngan olma. Ben sizi dinlemiyordum. Biliyorum, uzatma. Duymadı, merak etme. Sakın başkalarının lafıyla Behlül'den ayrılma. Sevindirme onları abla. Kimleri? Bihter'in doldurusuna gelme sakın. O senin iyiliğin için konuşmuyor. Sevmiyor seni. Ne diyorsun sen? Ya o seni de sevmiyor, beni de. Asıl o yalan söylüyor herkese. Bülent. Firdevs Hanım'la o. Ya ikisi de beni evden uzaklaştırmak istiyorlar. Senin de Behlül'le aranı bozmak istiyorlar. Bir şey mi biliyorsun? Ya babam üzülmesin diye söylemedim. Konuşurlarken duydum abla. Beni postalayacaklarmış. Aynen bu lafı kullandılar. Biraz önce de salona gülüyorlardı. Ayrıldınız diye neredeyse çak yapacaklardı birbirlerine. Ne konuştuklarını duymadım. Ama sizi konuşuyorlardı. İkisini de sevmiyorum artık. Hiç sevmiyorum. Thank you.